Bizler bugüne kadar, yani bu ana kadar arkadaşlar, günlük yaşamdan öğrenciye problem çözdürdüğümüz belli başlı uygulamalar yaptırdık. Bakın şimdi. Şunu konuştuk mu? Öğrencinin proje temelli öğrenme yaklaşımında günlük yaşamdan bir problemi çözdüğünü vurguladık mı? Evet, vurguladık. Peki, araştırma incelemede aynısı olduğunu düşünebiliriz. Problem çözme yönteminde öğrencinin yine günlük yaşamdan bir problem çözdüğünü vurguladık mı? Evet, yine vurguladık. Peki, biraz önce konuştuk. Örnek olay yönteminde de öğrencinin günlük yaşamdan bir problem çözdüğünü vurguladık mı arkadaşlar? Vurguladık. Bunlar arasındaki temel farklılıkları bulmanız benim için çok kıymetli. Gelin tek tek irdeleyelim arkadaşlar. Bakın şimdi. Ben açıkçası arkadaşlar şu detayları size tek tek vermek istiyorum. Şimdi dikkat. Proje temelli öğrenmede öğrenci kendisine bir problem durumu verilir ama bu bir problem senaryosuyla verilirdi hatırlıyorsanız. Öğrenci bu problem senaryosuna bireysel ve grup çalışmaları yaparak etkinlikler yapar. Hem sınıf içinde hem de sınıf dışında uygulamalar yaparak sorunu çözmeye çalışıyordu. Şimdi dikkat edin. Projenin ilerleyişi bu şekilde gerçekleşiyordu hatırlarsanız. Araştırma, inceleme ve problem çözmede de öğrenciye biliyoruz ki günlük yaşamdaki sorun bir problem senaryosu şeklinde veriliyor. Öğrenci yine problem durumu üzerinde isterse bireysel, isterse grupla çalışıyor. Yine isterse sınıf içinde, isterse sınıf dışında etkinlikler yapabiliyordu. Demek ki proje, araştırma, inceleme ve problem çözmenin süreç başından sonuna kadar giden süreci aynı arkadaşlar. Aralarında bir fark yok. Aralarındaki temel teşkil eden farkı irdeleyebilmeniz için sonuçta neyin ortaya koyulduğunu bulmanız gerekiyor işte. Şimdi buraya dikkat edin. Ben projede bana verilen günlük yaşam sorununu her türlü etkinliği bilimsel ve bağımsız çalışmalar yaparak çözüme kavuşturacaksam sürecin sonunda mutlaka ortaya somut ve yaratıcı ürün koymam gerekiyor. Şimdi dikkat edin. Ama araştırma, inceleme ve problem çözmede ben ortaya o problem durumuna bilimsel ve bağımsız çalışmalar yapıp somut ve yaratıcı değil, dikkat, daha zihinsel çözüm yolları üretiyorum. Aradaki fark bu arkadaşlar. Yani işte ÖSYM'nin soru tarzlarını incelediğin zaten bunu yakalayacaksınız. Eğer öğrenci günlük yaşamdan bir problem durum üzerinde işte sınıf içi dışı bireysel grupla çalışır, çözüm yolu üretir dersek, zihinsel bir cümle kurar öğrenci, bu da bir çözüm yoldur derse bu bizim için araştırma, inceleme ve problem çözmenin kullanıldığını gösterir. Ama öğrenci bir problem durumu üzerinde çalışır ve bu problem durumunun sonucunda ortaya somut ve yaratıcı bir ürün koyarsa işte o zaman araştırma, inceleme ve problem çözme değil, daha çok hangi yaklaşım kullanılmış olur? Harikasın, proje yaklaşımı kullanılmış olur. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Benim korkum zaten burada yatıyor. Örnek olay yönteminde de öğrenci bireysel ve gruplar halinde çalışmalar yapabilir problem çözme sürecinde. Ve öğrenci bu bireysel ve grup çalışmaları sonucunda yine ortaya çözüm yolları koyabilir. İşte örnek olayı bu üç öğretim uygulamasından ayıran temel farklılıklarsa dikkat edin, problem nerede çözülür ve problem sınıfa nasıl getirilir. Şimdi değerli arkadaşlarım, örnek olaydaki ilk fark proje araştırma, inceleme ve problem çözmede bakınız. Öğrenciye bilimsel ve akademik yollardaki bir senaryo ile problem getiriliyordu. Ama örnek olayda bilimsel olmaya gerek yok. Bir hikaye, bir film ya da bir gazete haberi yardımıyla problem sınıfa getirilip çözdürülebilir. Bir kere bunu unutmayacaksınız. Hikaye, film, gazete haberi yardımıyla kurgulanıyorsa örnek olay var. Bilimsel bir problem senaryosu varsa o zaman diğerlerini dikkat alacaksınız. Ve dikkat edin. Projede, araştırma, inceleme ve problem çözmede öğrenci hem sınıf içinde hem de sınıf dışında uygulamalar yaparken problemi çözebilmek için örnek olay yönteminde problem sadece sınıf içi etkinliklerle çözülür. İşte bu detayı unutmadığınız takdirde ne yapacaksınız? Örnek olay, problem çözme, araştırma, inceleme, projeyi birbirinden ayıracaksınız. Ve dördünün sonunda da
yapılan etkinliklerle ilgili mutlaka öğrencilerin bir ne hazırlamalarını sağlayacaksınız? Rapor hazırlamalarını sağlayacaksınız. Yani rapor hazırlama süreci dördünün de sonucunda kullanılan ortak niteliktir. Şimdi gel seninle ne yapalım? Soru çözelim. Hadi bakalım, soruyorum, sen de cevap veriyorsun. Su kirliliğinin önlenebilmesi amacıyla nelerin yapılması gerektiği konusunda bir öğretmen öğrencilerine hazırlamış olduğu bir problem durumunu verir. Öğrencinin bu problem durumu üzerinde bireysel ve grup çalışmaları yaparak gerek sınıf içinde gerek sınıf dışında etkinliklerde bulunarak o probleme somut ürünler ortaya koymalarını sağlarsan hangisi kullanılmış olur bunlardan? Harikasın, proje. Neden somut ürün dedi? Çok güzel. Peki, su kirliliğinin önlenebilmesi amacıyla nelerin yapılması gerektiği konusunda bir öğretmen hazırlamış olduğu bir video görüntüsünü öğrencine izletir. Video görüntüsünden sonra öğrencine yönlendirdiği sorular sorar ve sınıf ortamında yapılan tartışmalarla bu probleme çözüm yolları üretilir dersem... Harikasın, örnek olay. Neden? Çünkü sınıf içinde bir film yardımıyla problem çözüldü. Çok güzel. Peki, su kirliliğinin önlenebilmesi amacıyla nelerin yapılması gerektiği konusunda bir öğretmen öğrencine sunmuş olduğu bir problem senaryosu yardımıyla onların bilimsel çalışmalar yapıp gerekli bütün ortamlarda etkinliklerde bulunarak çözüm yolları üretmelerini istemiştir dersem cevap ne olur? Harikasın, cevaplar dedin, süper. Ya araştırma inceleme olur ya da problem çözme olur. Neden? Öğrenci olabilen bütün ortamlarda sınıf içi ve dışında çalıştı. Bir problem senaryosunu alıp probleme çözüm yolları üretti. Harikasınız. Artık aradaki farkları yakalayabiliyor muyuz? Süpersiniz. O zaman hiç vakit kaybetmeden örnek olay ve problem çözmeyi hallettiysek bireysel çalışma yöntemimize geçelim arkadaşlar. Şimdi dikkat. Bireysel çalışma yönteminde öğrencinin tamamen bireysel çalıştığı zaten yöntemin başlığından belli. O zaman şöyle diyelim. Bireysel çalışma yöntemi öğretme-öğrenme sürecinde öğrencinin bir konuyu kendi başına öğrenmek istediği zaman tercih etmemiz gereken yöntemlerden bir tanesi arkadaşlar. Ve genellikle araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisinin uygulama ve üstü hedef davranışlarının kazandırılmasında etkili bir öğretim yöntemidir. Ve tamamen öğrencinin nasıl çalışması beklenir? Kendi başına. O zaman diyoruz ki bakın arkadaşlar, bireysel çalışma için öğrenci bir konuyu kendi öğrenme hızı ve düzeyinde öğrenir diyemiyorum çünkü hatırlarsanız programlı öğretimde de bireysel hız ilkesinden dolayı öğrenci kendi başına öğreniyordu kendi hızına ve düzeyine göre. İşte bireysel çalışmayı programlı öğretimden ayıran fark, öğrenci bir konuyu kendi öğrenme hızı ve düzeyinde, dikkat edin arkadaşlarım, yaparak yaşayarak öğrenir. Evet, o zaman dikkat edin, programlı öğretimden bireysel çalışmayı ayıran fark öğrencinin konuyu kendi başına öğrenmesi değil, yaparak yaşayarak öğrenmesidir. Demek ki ÖSYM soru formatlarını da irdelediğimizde bunu yakalayacağız zaten. Gelen bir soruda öğrenci bir konuyu kendi başına, kendi hızına göre yaparak yaşayarak öğrenir dersek cevap ne olacak? Bireysel çalışma. Ama öğrenci bir konuyu kendi hızına ve düzeyine göre küçük küçük adımlarla etkin katılım göstererek öğrenir derse ne yapacağız arkadaşlar? O zaman da programlı öğretim modelini işaretleyeceğiz. Demek ki mantığım bu. Kendi hızıma göre yaparak yaşayarak öğrenmeyi gerçekleştiriyorum. Şimdi dikkatle dinlemenizi istiyorum. Birkaç özellik verelim. Bireysel çalışma yöntemi ne dedik? Öğrenci bir konuyu kendi başına öğrenmek istediği zaman kullanılırsa. O zaman bu yöntemi uygulayan bir öğrenci bireysel hedef belirleme becerisini geliştirir mi? Bireysel hedef belirleme becerisi gelişir. Şimdi arkadaşlar bu bir. İki, öğrencinin öğrenmede sorumluluk alma becerisini geliştirir mi? Geliştirir. Çünkü tamamen öğrenmeyi gerçekleştirecek olan kim? Öğrencinin kendisi. Bireysel çalışma alışkanlığı kazanmış bir öğrenci tamamen öğretme öğrenme sürecinde sistemli ve programlı çalışır.
sistemli ve programlı çalışma becerisi de gelişir ve dikkat edin. Bütün bunların sonucunda öz düzenleme, öz değerlendirme, öz saygı, öz benlik, öz güven, öz denetim, öz yönetim, öz kaymak, öz Akiko Koç, öz Bolulu Hasan Usta. Dur, o çok fazla oldu. Yani ne demek istiyorum? Adının önünde öz geçen her şeyi geliştirecektir arkadaşlar. Bu detayı sakın unutmayın. Öz nokta 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 diyelim artık. Çünkü tamamen öz ne demek? Bireysellik anlamına geliyor. Ki son olarak verebilecek olduğum ünlemim sizlere nedir arkadaşlar? Tamamen öğrencinin kendi başına, kendi hızı ve düzeyine göre çalıştığı bu yöntemde ne becerisi gelişmez? Tahmin et bakayım. Harikasın, işte bu kadar basit. Tamamen bu yöntem arkadaşlar, unutmayacaksınız. Sosyal becerileri maalesef geliştiremeyen bir öğretim yöntemidir. Neden? Sosyal becerilerin gelişebilmesi için grup çalışması lazım. Ama burada öğrenci tamamen bireysel çalışıyorsa sosyal becerilerini geliştirmesi mümkün olmayacaktır arkadaşlar. Anlaştık mı? Güzel. Şimdi orada deney yöntemi var. Deney yöntemini sizlerle irdelemeye çalışalım. Dikkat! Biz deneyi ne zaman yapıyorduk arkadaşlar? İlkokulda, ortaokulda, lisede her yerde kullandık değil mi? Fen ve teknoloji, fizik, kimya, biyoloji gibi pozitif bilim dallarında kullanıyorduk. Peki neydi deney arkadaşlar bizim için? Dikkat edin. Olayları kontrollü ortamlarda, kontrollü ortamda aşama aşama incelemektir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Olayları kontrollü ortam. Kontrollü ortamdan kastımız nedir? Laboratuvar ortamıdır. Zaten deneye biz ne de diyoruz? Laboratuvar yöntemi de diyoruz arkadaşlar. Unutmayın. Laboratuvar ortamında belli bir olayı arkadaşlar aşama 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 incelemek amacıyla deney yaptık. İşte bunu yaparken neler amaçladık arkadaşlar? Bakın, bilimsel gerçekleri ispatlama. Bunu nasıl örneklendirebiliriz arkadaşlarım? Bilimsel gerçekleri ispatlamayı, işte suyun 100 santigrat derecede kaynadığını deney yaparak bulduk. Naftanın ısıtıldığında gaz haline geçmesi durumunda süblimleşme olduğunu deney yaparak bulduk. İşte ilk mikroskoptaki deneyimizi ne yaptık? Soğan zarını inceleyerek ve oradaki hücreleri çizerek arkadaşlarım ne yaptık? Bilimsel gerçekleri ispatladık. Bunun dışında hipotezleri test etmek amacıyla deney yöntemini kullandık. O zaman dikkat edin. Bilimsel gerçekleri ispatlamak amacıyla kullanıyorsam buluş yoluyla öğretim stratejisinde, hipotezleri test etmek amacıyla da kullanıyorsam araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisinde biz bu yöntemi kullanabiliyoruz. Bunun dışında psikomotor becerilerimizi geliştirdik arkadaşlarım deney yaparken. Neden? Hop, el becerilerini kullandığımız için psikomotor becerilerimizi geliştirdik. Ve asıl işte deney yöntemini kullanmamızın en önemli, yani temel amacı, öğrencinin bir konuda ilk elden somut deneyim kazanması için, somut deneyim yaşayabilmesi için arkadaşlarım deney yöntemini kullandık. Bakın dikkat edin. Yaparak yaşayarak öğrenmenin gerçekleştiği en önemli yöntemlerden biridir fen bilimlerinde. Gerçekten öğrenci bir çim adamla bir çim adam yapıp çimlenmenin deneyini ya da bir fasulye deneyi yapıp çimlenmenin deneyini ilkokul 4. sınıfta yapar ve ömrü hayatı boyunca onu hiç unutmaz. Ya da mikroskopta soğan zarını inceler, onu bir çizimini yapar, onu bir rapor halinde öğretmene sunar ve bir daha onu unutmaz arkadaşlar. İşte o yüzden kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesinde özellikle fen bilimlerinde deney oldukça önemli bir tekniktir tabii. Deneyin fen ve teknoloji, fizik, kimya, biyoloji ve sınıf öğretmeni arkadaşlarım birçok farklı tür var biliyoruz. Ama eğitim bilimleri, öğretim yöntem teknikleri bazında inceleyecek olduğumuzda tamamen şunu bileceksiniz arkadaşlar. Öğretmen ve öğrencinin birlikte yaptığı deneyler bizim için çok çok önemli. Yani önce öğretmen deneyi laboratuvar ortamında gösterip yaptıracak. Daha sonra da öğrencinin yapmalarını sağlayacak. Böyle bir sistematik kullanacağız arkadaşlar. Yalnız dikkat edin. Birinci aşamada öğretmenin deneyi yapıp göstermeden önce dikkate alması gereken temel birkaç nokta var. Bir öğretmen öğrencilerine deneyi yapmadan önce mutlaka çok iyi bir deney planlaması yapmalı. Deneyin adı ne? Deneyin konusu ne? Deneyin amacı ne?
deneyde ne kadar, hangi materyaller kullanılıyor, deney ne kadar sürüyor, deneyde bir güvenlik sorunu var mı, deneyin uygulama aşamaları neler, deneyde nasıl bir sonuç çıkıyor, bütün bu detayları anlatan bir planlama yapmak zorunda. Ve öğrencinin karşısına çıkmadan önce mutlaka öğretmen deneyi önceden birkaç kez yapmak zorunda. Yapmak zorunda. Neden arkadaşlar? Bir kere deney sonuca ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu? Bunun kabaca tabirle şeyine, rezil olmamak için deneyi mutlaka önceden yapmak zorundasın. Çünkü deney yapıyorsun, öğrencin seni izliyor, kitapta bir sonuç var. Yok, kitaba uymazsa senin sonuç, ne yapacaksın? Bittin. O zaman o laboratuvar ortamında o deney sonuca ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu, buna bir bakacaksın. Bir de dikkat edin, yıllar öncesine gidelim. Hababam sınıfını izleyen öğrenciniz olabilir. Hazırlanan deney materyalinin içerisine çok ilginç bir material atılmış olabilir. O da kaynadıkça ısındıkça bir anda böyle renkli bir laboratuvar ortamı yaratabilir. Yani ne demek istiyorum? Güvenlik önlemlerini almak için de deneyi mutlaka önceden yapacaksın. Baktın bir sıkıntı var. O sıkıntının önlenebilmesi için hemen güvenlik önlemlerini alacaksın. Hazırlıklarını bitireceksin. Sonra çık öğrencinin karşısında, deneyi bir kere göster. Daha sonra sırayı kime bırak? Öğrenciye. Şimdi dikkat edin. İşte sınıfın mevcuduna göre, eğer müsaitse sınıfın ve materyalin varsa öğrenciler deneyi tek tek yapar. Ama sınıfın kalabalık, materyalin yeteri kadar yoksa o zaman da grupla yaparlar. Ama unutmayacaksınız, her öğrenci bireysel de olabilir, grupla da olabilir, fark etmez. Mutlaka o deneyi yapmak zorunda arkadaşlar. Yaparsa zaten ilk elden somut deneyim yaşar ve kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirir. Şimdi dikkat edin. Bireysel ya da gruplar halinde öğrenciler deneyi yaptıktan sonra sonuçları karşılaştırabileceğimiz sınıfta mutlaka bir tartışma, mutlaka bir değerlendirme yapacağız. Ne demek istiyorum? İşte bu grup kaç buldu, bu grup kaç, nasıl bir sonuç ulaştı, bu grup nasıl bir sonuç... siz neden farklı bir sonuca ulaştınız? Bunun karşılaştırma ve değerlendirmesi yapılacak. Yalnız sınıfta yapılan tartışma ve değerlendirme süreci sonunda deney asla bitmez. Deney ne zaman sonuçlandırılır Gazi öğretmenim diye sorarsanız, her öğrenci o deneyden ne anladığını, ne yaptığını anlattığı bir rapor yazar. O yazılan rapor üzerinde öğrenciye dönüş ve düzeltmeler sağlanır ve böylelikle deney süreci sonlandırılır arkadaşlarım. İşte fen bilimlerinde olayları laboratuvar ortamında incelemek ve öğrenciye kalıcı öğrenme sağlatmak amacıyla konularda kullandığımız deney yönteminin temel mantığı bu. Anlaştık.